Bir önceki videoda katı haldeki çinkoyu bakır sülfat çözeltisine koyduğumuz zaman çinkonun bakıra elektron vereceğini öğrenmiştik. Sonuç olarak da çözeltinin içinde çinko katyonlarımız olacaktı. Böylece çözeltimiz de çinko sülfat çözeltisi haline gelecekti. Bakır ise elektronları aldığı zaman katı hale geçecek yani çözeltinin içinde çökecekti. Bu reaksiyonu buraya da yazmıştık aslında çinko katı halde artı bakır sülfat çözeltisi. Evet, bu bir sulu çözelti. Ürünlere baktığımızda da çökelti halinde katı halde bakırımız ve çinko sülfat sulu çözeltimiz var. Aslında burada çinko yükseltgenmiş oldu. İki elektron kaybedip nötr halden pozitif yüklü hale geldi. Bakırsa bu iki elektronu alarak pozitif yüklüyken nötr hale geldi. Çinko bakır tarafından yükseltgendi, elektronları bakıra verdi. Bakırsa çinko tarafından indirgendi. Diğer bir deyişle yükü çinko tarafından indirgendi. Yani çinkodan elektron aldı. Aslında bu olay kendi başına da oldukça ilginç. Merak uyandıran bir redoks reaksiyonu. Bir şey yükseltgeniyor, bir şey indirgeniyor. Sizce bu iki yarı reaksiyonu ayırıp elektronları da iletken bir tel üzerinden geçirsek daha da ilginç olmaz mı? Peki Elektronları iletken bir tel üzerinden geçirmek sizce neden ilginç olabilir? Çünkü iletken bir tel üzerinden ilerleyen elektronlar elektrik akımını temsil ediyor ve bu akımı kullanarak birçok şey elde edebiliriz. Bir motoru çalıştırabilir, bir ışığı yakabilir ya da buna benzer birçok şey yapabiliriz. Aslında bütün bunları yapabiliyorsak pile benzer bir şey oluşturmuş olmuyor muyuz? Evet. Eğer bu akımı sürekli hale getirirsek pile benzer bir yapı elde etmiş oluyoruz. Buradaki resimden de bir galvanik hücrenin resmi. Zaman zaman voltaik hücre diye de biliniyor. Galvanik hücre tam da bahsettiğimiz şeyi yapıyor. İki yarı reaksiyonu iletken bir telle birbirinden ayırıyor. Bu şekilde çinko bakıra elektronlarını verebilir. Ayrıca elektronlarını bu iletken tel üzerinde ilerlemeye zorlayarak bir akım oluşturabilir. Şimdi bunu nasıl ve neden çalıştığını bir düşünelim. Elimizde katı halde bir çinko var. Daha önce de bahsettiğim gibi çinko bakıra elektronlarını vermeye razı. Zaten bakır da elektronları almaya oldukça istekli. Çünkü bakırın daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Esasında buradaki katı haldeki çinkonun iki elektronunu vererek pozitif yüklü çinko katyonu haline geldiğini ve suda çözündüğünü görüyoruz pozitif bir yüke sahip olduğu anda su gibi polar bir çözeltide çözülmesi çok kolay. Evet, şimdi elimizde bu elektronlar kaldı. Bu elektronlar nereye gidebilir? Bu elektronlar mesela bakıra verilebilir. Aslında hem çinko hem de bakır elektriği çok iyi iletiyor. İkisi de metal. Yani dünya kadar elektronları var. Bu nedenle de elektronlar onların içinde rahat rahat hareket edebiliyor. Şimdi elimizde iki elektronumuz var. Bu iki elektronun ilerlemesini yeşille göstermiştim. Bu elektronlar bütün bu yolu izleyerek bakır lehvanın bakır sülfat çözeltisine temas ettiği noktaya kadar gelebilir. Tam da bu noktada çözeltide bulunan bir atom, daha doğrusu bir katyon, bakır katyonu, bu iki elektronu yakalayacak ve nötr hale geçecek nötr hale geçtiğinde çökecek hatta bakır levhanın üzerine çökecek. Şimdi aklınıza birkaç şey takılmış olabilir. Mesela bu çözeltideki artı yüklü çinko iyonlarının derişimi sürekli bir şekilde artarsa, yani bu çözelti çok fazla artı yüklü olursa bu bir dengesizlik yaratmaz mı? başka bir deyişle çok fazla artı yüklü çinko olduğu zaman elektronlar belki de bu tarafı terk etmek istemeyebilir değil mi eğer bu taraf sürekli bir şekilde artı yükle dolarsa ya da aynı şekilde artı yüklü bakırlar sürekli bir şekilde elektronları yakalayarak çökerse bu çözeltide gittikçe eksi yüklü bir hale gelecektir sonuç olarak daha fazla sülfat iyonu ve daha az artı yüklü bakır iyonlarımız kalır. Peki, diyelim bu şekilde olacak. Bu olayın hemen gerçekleşmemesi için ne yapabiliriz? Ona bakalım. Yanıtımız tuz köprüsü kullanmak. Aslında bakın. Tuz köprüsü tam burada. Biraz önce konuştuğumuz etkiyi dengelemek için tam burada bulunuyor. Bir tuz köprüsü ile bu etkiyi dengeleyebiliriz. Tuz köprüsü su gibi, sıvı gibi bir şey değil. Yoksa tahmin edeceğiniz gibi hepsi geri dökülebilir. Bunu daha çok yapıştırıcı gibi düşünebiliriz. Bu şemada tuz olarak kullandığımız şey sodyum sülfat. Demek ki her bir sülfat molekülü için yani her bir sülfat anyonu için iki tane de sodyum katyonumuz olacak. Doğal olarak burada ne gerçekleşecek derseniz? Eğer bu tarafta artan artı yüklü çinko iyonlarından dolayı Gitgide daha fazla pozitif yüklü hale gelirse eksi yüklü sülfat iyonları ortaya çıkacak. Yani eksi yüklü sülfat iyonları diğer eksi yüklü arkadaşlarını tam burada bırakıp tuz köprüsüne girecek. Zaten tuz köprüsünde bulunanlar da bu çözeltiye geçecekler. Benzer bir şekilde sodyum da eksi yükleri nötr hale geçirmek için kullanacak. Sodyum, bunu şu şekilde göstersem daha iyi olur. Bu yoldan giderek, bu yönde meydana gelen bütün eksi yükleri nötr hale geçirecek. Bu şekilde iki çözeltide çok fazla artı yüklü ya da çok fazla eksi yüklü olmaktan kurtulacak ve bu akımın devam etmesini ve işe yarar şeyler için kullanılmasını sağlayacak.